Ben bir resim göstermeden önce kısa bir açıklama yapayım. Makine mühendislerinin tasarlama, üç boyutlu resimlerle işte tasarlama yaptıkları motor parçaları veya makine parçalarını üretmek için kullandığı bilgisayar programlar var. Onlardan bir tanesinde bakın şöyle bir üç boyutlu parça elde ediliyor. Gördüğünüz gibi bayağı detaylı, yani onun üzerinde gerçekten çok uğraşmak gerekiyor. Hesaplamalar yapmak gerekiyor ve bunu oluşturmak hakikaten zor. Bunun sonrasında da bunun ya CNC makinelerinde uygulanması ve makine veya motor haline getirilmesi gerekiyor. Şimdi bunun için herhangi bir siz bilgisayara bunu kendiliğinden yaptı diyemezsiniz. Orada akıllı şuurlu bir insan gelir, öğrendiklerini bilgisayarda programa döker ve sonuçta onu elde eder. Yani hiçbir aklı başında insan böyle bir görüntünün, bir makine parçasını düşünelim. Bunun sonrasında bu bir makine parçası olmuş olacak, bir motor olmuş olacak. Bunun tesadüfen oluştuğunu iddia edemez. Şimdi bakın bir başka video göstereceğim. Şimdi o videoya geçebilirsek, bundan daha da kompleks. Bakın 20 bin, 30 bin parçadan oluşan bir motor gösteriyorum ama bu organik bir motor. Bu gösterdiğimiz bakteri kamçısı. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 20 bin parçası var ve bunu Allah yaratıyor. Bu tesadüfen oluşamaz. Gördüğünüz gibi her bir 20 bin, 30 bin parça dönen çark var, kamçısı var, duran kısım var. Bakın çok detaylı. Her bir parçası 240 proteinden ayrı ayrı proteinden oluşuyor ve bu şekilde Allah bunu yaratıyor ki buna işte Darwinistler tesadüfen oluştu veya basit bir canlı diyebiliyorlar. Rahatlıkla oluşabilir. Ne var bunda yani, niye uzatıyorsunuz falan diye böyle ilginç yorumlar yapabiliyorlar. Halbuki burada dediğimiz gibi 20 bin parçanın ayrı ayrı aynı anda sentezlenmesi gerekiyor. Öyle milyonlarca yıl bekleyip de bir bakteri kamçısı oluşamaz. İmkansız. O anda yaratılmış olması gerekiyor. 240 ayrı proteinin o anda orada var olması gerekiyor. Allah yarattığında. Ayrı ayrı birleştirilip de oluşturulamaz. Bakın öyle mükemmel çalışıyor ki bakterinin hareketinde gerçekten kusursuz bir destek sağladığını görüyoruz. Öyle bir motorun oluşması, organik bir motorun oluşması bize Rabbimizin mükemmel aklını göstermiş oluyor ve çok büyük bir delil bu. Yani bunun tek bu delil bile aslında canlılığın basit olmadığını, kompleks olduğunu bize ispatlamış oluyor inşallah. Maşallah. Ben de